astrofizikçilerden oluşan bir ekip, tek bir yıldıza benzeyecek kadar birbirine çok yakın, ikili bir çift ultra soğuk cüce keşfetti. Dikkat çekicidirler çünkü, birbirlerinin yörüngesinde dönmeleri sadece 20,5 saat sürer, yani yılları bir dünya gününden daha azdır. Ayrıca benzer sistemlerden çok daha eskidirler. Ultra soğuk cüce yıldızları çıplak gözle göremiyoruz, ancak galaksideki en çok sayıda yıldız. O kadar düşük kütleleri var ki, sadece kızılötesi ışık yayıyorlar ve onları görmek için kızılötesi teleskoplara ihtiyacımız var. İlginç nesneler çünkü, teori birbirine bu kadar yakın yıldızların var olması gerektiğini gösteriyor, ancak bu sistem gökbilimcilerin bu aşırı yakınlığı ilk kez gözlemledikleri zaman. Gökbilimcilerden oluşan bir ekip, bulgularını Seattle'daki Amerikan Astronomi Derneği'nin 241. toplantısında sundu. Northwestern Üniversitesi'nde astrofizikçi olan Chih Chandino, araştırmaya öncülük etti. Sistem LP41353AB olarak adlandırılmıştır. Böyle aşırı bir sistemi keşfetmek heyecan verici, diyor çalışmayı yöneten Kuzeybatı astrofizikçisi Chih Chandino. Prensip olarak, bu sistemlerin var olması gerektiğini biliyorduk, ancak henüz böyle bir sistem tanımlanmamıştı. Doğanın aşırı uçları, teorik modellerimizi kalibre etmede önemli bir rol oynamaktadır ve bu, düşük kütleli ikili dosyalar için geçerlidir. Bu keşiften önce, gökbilimciler sadece 3 kısa dönemli, ultra soğuk ikili dosya biliyorlardı. Araştırma ekibi çifti arşiv verilerinde buldu. Chih Chan yazdığı bir algoritmayı kullanarak verileri tarıyorlardı, bu da yıldızları spektral verilerine dayanarak modellediğini yazdı. Ancak bu önceki görüntülerde, yıldızlar sadece hizalanmıştı, bu yüzden tek bir yıldız olarak ortaya çıktılar. Bunun GIB-I sıkı bir ikili çift için bunun olma şansı yüksektir. Ancak Chih Chan ve meslektaşları verilerin garip olduğunu düşündüler, bu yüzden yıldızı kek gözlemevi ile daha yakından gözlemlediler. Gözlemler, ışık eğrisinin o kadar hızlı değiştiğini ve iki yıldız olması gerektiğini gösterdi. Sonunda, şimdiye kadar bulunan en yakın ikili çifti bulduklarını fark ettiler. Bu ölçümü yaparken, birkaç dakikalık gözlem boyunca değişen şeyleri görebiliyorduk, diyor. Takip ettiğimiz çoğu ikilinin yörünge dönemleri yıllardır. Böylece, birkaç ayda bir ölçüm alırsınız. Sonra, bir süre sonra, bulmacayı bir araya getirebilirsiniz. Bu sistemle, spektral çizgilerin gerçek zamanlı olarak birbirinden ayrıldığını görebiliyorduk. Evrende insan zaman ölçeğinde, bir şeylerin gerçekleştiğini görmek inanılmaz. Yıldızların birbirlerine ne kadar yakın olduklarını vurgulamak için HSU, onları kendi güneş sistemimiz ve iyi bilinen başka bir sistemle karşılaştırdı. İkili, Jüpiter'den ve Galile uydularından biri olan Kalisto'dan daha yakın. Ayrıca kırmızı cüce yıldız TRAPPIST1'in en yakın gezegeni TRAPPIST1b olduğundan daha yakın. Yıldızlar, gökbilimcilerin bildiği diğer üç benzer sistemden çok daha yaşlı. Bu üçü 40 milyon yaşına kadar nispeten genç olsa da, LP41353AB güneşimiz gibi birkaç milyar yaşında. Yaşları, yıldızların birbirlerine bu kadar yakın başlamadıklarının bir ipucudur. Araştırmacılar, daha da sıkı bir yörüngede başlamış olabileceklerini düşünüyorlar. Burgasser, bu dikkat çekici, çünkü gençken 1 milyon yıl gibi bir sürede, bu yıldızlar birbirlerinin üstünde olurdu, dedi. Ya da yıldızlar daha geniş yörüngelerde bir çift olarak başlamış ve zamanla, daha da yakınlaşmış olabilirler. Diğer bir olasılık ise yıldızların üçlü yıldız sistemi olarak başlamasıdır. Yerçekimi etkileşimleri aynı anda bir yıldızı fırlatıp kalan ikisini daha sıkı bir yörüngeye çekebilirdi. Benzersiz sistemin daha fazla gözlemi bunu cevaplamaya yardımcı olabilir. Gökbilimciler, yaşanabilir dünyalar hakkında bize ne söyleyebilecekleri nedeniyle, bu gibi yıldızlarla ilgileniyorlar. Ultra soğuk cüceler çok loş ve serin olduklarından, yaşanabilir bölgeleri dar bölgelerdir. Gezegenleri, sıvı yüzey suyunu sürdürecek kadar ısıtabilmelerinin tek yolu budur. Ancak LP41353AB'nin durumunda, yaşanabilir bölge mesafesi yıldız yörüngesiyle aynıdır ve, yaşanabilir öte gezegenlerin olasılığını ortadan kaldırır. HSU, bu ultra soğuk cüceler güneşimizin komşuları, dedi. Potansiyel olarak yaşanabilir ev sahiplerini belirlemek için, yakındaki komşularımızla başlamak yararlı olacaktır. Ancak yakın ikili dosyalar ultra soğuk cüceler arasında yaygınsa, bulunabilecek çok az yaşanabilir dünya olabilir. Gökbilimciler bu kadar sıkı bir sistem bulduklarına göre, daha fazlası olup olmadığını bilmek istiyorlar. Tüm bu farklı senaryoları anlamanın tek yolu budur. Yalnızca bir veri noktanız olduğunda herhangi bir sonuca yaklaşmak bile zordur. Ancak gökbilimciler sadece bir tane bulduklarını bilmiyorlar, çünkü çok nadir oldukları için mi yoksa tespit edilmeleri çok zor olduğu için.
Bu sistemler nadirdir, diyor Chris Dyson, çalışmanın ortak yazarı ve San Diego'da şansölyenin doktora sonrası üyesi. Ancak nadiren var oldukları için mi, yoksa onları bulamadığımız için mi nadir olduklarını bilmiyoruz. Bu açık uçlu bir soru. Artık üzerine inşa etmeye başlayabileceğimiz bir veri noktamız var, bu veriler uzun zamandır arşivde duruyordu. Dino'nun aracı, bunun gibi daha fazla ikili dosya aramamızı sağlayacak.